Yeşim, iftara ne kadar kaldı? 45 dakika. Ya biraz önce sorduğunda da 45 dakika demişti. 24 saniye önce sordum baba. Okundu. Yok baba, kapı çaldı. Kaç dakika var daha? 45. Ya biraz önce sorduğunda da 45 dedin. Günaydın. Günaydın. İftara 45 dakika kaldı. Anne, adamın biri kapının önünde bana bu zarfı verdi. Üçüncü Asli Hukuk Mahkemesi. Bunlar boşanma evrakları. Aslı, Yeşim, anneniz nihayet doğru kararı verdi, babanızdan ayrıldı. Hadi çıkın bavulunu hazırlayın. Bunlar senin boşanma evrakların. Ay, abla oruç başına vurdu galiba. Ben evli değilim ki. O zaman bir isim karışıklığı. Tabii sen eğer Abdullah Paksoy diye birini tanımıyorsan. Yo, asla tanımıyorum. Aslında böyle yıllar önce 4 ay kadar soyadı Paksoy olan biriyle evli kalmıştı. Ama biz ona Apo diyorduk. Yani arkadaşlar arasında. Arzu, Apo Abdullah'ın kısaltılmışıdır. Abla, sen lisede Türkçeden nasıl geçtin ya? Apo nasıl Abdullah'ın kısaltılmışı olur? Abdullah isminin içinde P ve O harfleri var mı? Apo olsa olsa Apollo'nun kısaltılmışıdır. Apollo bir uzay mekiğinin adıdır teyze. Teyzenin tercihlerine saygı göster Yeşim. Her neyse tamam. Anladığım kadarıyla Apollo seni boşuyor. Boşuyor mu? Yani biz hala evli miymişiz? Eyvah! Çocuğumuz olmuş mudur? Bunu nasıl bir sormak lazım? Arzu, evli olduğunu bana nasıl söylemezsin? Abla, 18 yaşındaydım. İstanbul'a daha yeni gitmiştim. Bir kasetçiye girdim. O zamanlar Coşkun Sabah'ın Anılar kaseti yok satıyordu. Kasetçide de bir tane kaset kalmıştı. İkimiz de böyle aynı anda ellerimizi uzattık. Ve aynı anda kanepeye uzandık. Çocuklar, teyzeniz şifreli yayına başladı. Hadi siz yukarı, yukarı, yukarı. Ya of. Hadi. Sonra cuma işte o kanepede... Hiç değilse top atılmasını bekle yahu. Ne vardı 18 yaşında evlenecek? Ha, sen sanki o yaşta evden kaçıp tuhaf bir tarikata girmedin. O üniversiteydi ve ben yurtta kalıyordum. Ha, oldu. Biz de yedik. Peki o kapkara cübbelerle, o tuhaf kare şapkaları havaya atarak yaptığınız ayin neydi? Mezuniyet töreni. Başka çarem yoktu abla. Apo gözlerimin içine öyle bir baktı ki bu akıllı, zeki, sağduyulu Arzu uçup gitti. Ve yerine sonra bu üşütük Leyla geldi. Aynen öyle oldu. Ama 4 ay sonra onu yatağımda başka bir kadınla basınca derhal terk ettim tabii. O arada da boşanmayı unuttum. Hayır, ben boşandık sanıyordum. Ben bir avukata vekalet verdim. Ama o düzenbaz davayı sürüncemede bırakmış. Çak. Namussuz. Tamam. Ben bunları inceledim. Burada bir pansiyonun adresi var. Sen de şu evrakları imzalarsan bunları pansiyona bıraktığınızda boşanmış olacaksın. Ah. Hadi ya, bu yaptığın yanına kar mı kalacak sanıyorsun? Yürü, gidiyoruz. Nereye? Ona bir kadını aldatmanın ne demek olduğu konusunda biraz akıl vereceğim. Aman Maldız, hepsini verme. Birazı sende kalsın. Çünkü dönüşte evin yolunu bulamazsın. Ne diyorum ben ya? Aldız, ne kadar aklın varsa ver. Hepsini ver o namussuza.